Taşikardi ile çok fazla gelen soru başlıkları da var. Taşikardi kalbin ritmini, atışını, hızlanması. Denge neden bozulur diye soralım. Taşikardi neden olur diye çok fazla soru yani başlıkları başında olduğu için. Tabii çok sebebi var. Kalbin hızlanmasının sebebi. Ya kalp dışı sebepler de var kalbe gelmeden önce. Özellikle tiroid hastalıkları, tiroidin çok çalışması, hipertiroid dediğimiz tablo. En önemli etkenlerden bir tanesi. Yani kalp dışı sebepleri saydığımız zaman. Bunlar da hem kalp normalde hızlı olur. Hep yüzün üstünde. Hasta ölçer, ritmi hep yüzün üstündedir. Normali nedir diye soralım. Yani çünkü yüzün altında olması lazım. Yani işte 50 ile 100 arası diyelim normal. Yani normalde 60-70 böyle benim bizim ideal seviyelerimiz. Ama böyle 50'yi de kabul ediyoruz. Hadi 100'e kadar da kabul ediyoruz. Ama yüzün üstünde artık yani eğer istirahat halinde, sakin ve istirahat halinde yüzün üstünde çıkıyorsa o zaman araştırmak lazım. Bir hipertiroidisi var mı? Tiroidi çok çalışıyor mu? Ki en büyük alt yatan sebepler genelde bunlar çıkıyor. İşte evet. Çok kansızlığı var mı? Kansız hastalarda da oksijen izosunu sağlamak için kalp hızlı çalışmak zorunda. Daha fazla çalışmak eksiklik zorunda kalıyor. Eksiklik hissediyor değil mi vücut? Çünkü şimdi kansız olan kanın en büyük özelliği ne? Oksijen taşıyor. Bu hemoglobin dediğimiz, eritrosit dediğimiz, yani alyuvar dediğimiz hücreler, kana kırmızı rengini veren hücreler oksijen taşıyor. Şimdi o az olduğu zaman oksijen de az gidiyor. Oksijen az gittiği için vücut bunu kompanse etmek için, tedarik etmek için kalbi bu sefer hızlandırıyor. Kalp daha çok çalışıyor ki bu oksijen eksikliğini gidersin. Onun için kansız kişilerde kalp normalde hızlı çalışır. Dediğim gibi tiroid hastalıkları son derece önemli. Muhakkak biz böyle taşikardi ata olan supraventriküler taşikardi diyoruz. Böyle çok böyle 180-200'lere çıkan taşikardi ata olan atrial fibrilasyon diyoruz. O da bir çok yaygın bir kalp hastalığı çarpıntı biçimi. Onda da mesela altta hipertiroidi dediğimiz tiroid hastalıkları çıkabiliyor. Bir kere bu iki tanesini muhakkak bir ekart etmemiz gerekiyor. Eğer onlar normal ise altta yatan sebepler olabilir. Mesela kapak hastalıklarında kalbin büyümesi durumlarında, hipertansiyon hastalarında ve kapak hastalarında özellikle bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim problemi çok yaygın. Yani atrial fibrilasyon normalde hani normal popülasyonda 60 yaşın üstünde %10 gibi yüksek bir oranda gözüküyor. Bu atrial fibrilasyonda ne oluyor? Kalbin kulakçık kısmı normalde kasılmıyor, titreşir durumda. Ama karıncık kısmı normal kasılıyor. Bu hani kalbin çalışmasını çok olumsuz etkilemeyebiliyor. Normal kişi normal hayatını sürdürebiliyor. Hiç farkında bile olmayabiliyor. Ama bazen çok hızlandığı zaman, hızlı olduğu dönemlerde o zaman işte böyle 140-150'lere çıkabiliyor. O zaman hasta çarpıntı hissedebiliyor ve nefes darlığı, işte baş dönmesi, bayılma gibi semptomlara da sebep olabiliyor. Ve en önemlisi bu atrial fibrilasyon dediğimiz bu hani taşikardi ata grubunun bir tanesinde kalp içinde pıhtı birikebiliyor ve bu pıhtı koptuğu zaman da özellikle en çok beyine gidip felç yapabiliyor. Belki de felçlerin belki de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu ritim problemi. Onun için belirli bir yaştaki insanların özellikle 60 yaşın üstündeki insanların özellikle tansiyon yüksekliği var ise, işte kapak hastalığı var ise bu ritim problemi gelişme oranı yüksek ve bunu eğer geç çoğu kişi de fark edemeyebiliyor ve felçle geliyor. Felç atayla anlaşılıyor maalesef. Farkında olmuyor ya da dikkate farkında olmuyor. Farkında olmuyor ya da dikkat etmiyor ya da önemsemiyor. Onun için bu ritim problemi geliştiği zaman muhakkak hemen kısa süre içerisinde, iki gün içerisinde muhakkak kan sulandırıcı başlamamız gerekiyor. Ki hani bu felç geçirme ihtimalini azaltalım diye.